Nilay sonunda doğurdu. Nilay'ın şehzadesi Apo Junior dünyaya iniş yaptı. Şimdilik onların cephesinde her şey süt liman. Yani resmen Alev dedi ki boşan, boşan ben arkandayım. Kızılcık Şerbeti'nde Umut ve Nursema'nın gidişatı bize yeni bir bölüm açma ihtiyacını hissettirdi. Yani Ömer bir şey yapmasaydı zaten bir şey yoktu. Gerçekten işler çıkmaza girmeye başlıyor. Tık 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 kapı. Kim o? Hello, hepiniz Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu, bugün nazar sirkesiyle geldim. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Üstünde nazar yazısını görünce kaptık ve geldik. Neden? Çünkü şu yüzden, hemen şu tarafa koyalım. Biliyorsunuz tıpkı geçen haftalarda olduğu gibi Kızılcık Şerbeti yine zirvedeydi. Maşallah demek için de nazar sirkesiyle geldim. Öneriyorum ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Neyse hemen videoya geçelim. Çünkü yine olaylar. Hazırsanız başlayalım. Biliyorsunuz en son tüm Türkiye'nin merak ettiği soru şuydu. Apo Pembe'ye ne diyecek? Günlerce bu konu konuşuldu. Benim böyle yorumlarda okuduğum ve çevremde de duyduğum kadarıyla insanlar genel olarak Apo'nun Pembe, işte hanım gel beraber keselim, işte hanım gel makas kesmiyor, yeni makas getir gibi bir şey söyleyeceğini düşünüyordu. Yani kimse Abdullah'da Pembe'yi boşayıp Alev'e aşkını ilan etmesini beklemiyordu. Genel olarak Abdullah'ın böyle bir şey yapmayacağından herkes emindi ki öyle oldu. Abdullah gel sen kes dedi kurdeleyi. Şaşırmadık tabii ki çünkü Apo'dan beklediğimiz buydu. Ama orada böyle çok kısa bir anlığına Alev'in hayalini gördü. İşte Alev'in hayaline göre Apo aşkını ilan edip Pembe'den ayrılmak istediğini söylüyordu. Yuh yani Alev sen de pes diyorum. Yanında rüzgar varken bunu mu hayal ediyorsun? Gerçekten pes. Tabii o an herkes bir ne oluyor diye şok oldu ama tabii ki çok kısa sürdü bu an. Sonra biz gerçeklerle yüzleştik. Şimdilik onların cephesinde her şey süt liman sakin bir şekilde ilerliyor. Yüzükler takıldı. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler olacak? Yalnız şimdilik kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü sadece şu anlık bir sakinlik söz konusu. Gelecek haftalarda tabii ki bu dörtlü arasında yine bir şeyler olacak. Hem de bayağı olaylar olacak. Heyecanla bekliyoruz. Gelelim Kılmer cephesine. Ömer sağ olsun Kılmer diye bir şey de kalmadı. Kıvılcım ve Ömer bu bölümde resmen boşandı. Bir tek benim bu olayla ilgili hoşuma giden şey Alev ve kızların böyle araba hazırlayıp işte gelip Kıvılcım'ı adliyeden almalarıydı. Orada böyle kutlama gibi bir şey oldu. Yani resmen Alev dedi ki boşan, boşan ben arkandayım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bence bu yaygınlaşmalı ya. Niye kadınlar ayrılıktan, boşanmadan sonra üzülsün, ağlasın, erkekler yoluna gitsin? Erkekler üzülsün böyle kadınları kaybettikleri için. Ömer üzülsün Kıvılcım gibi bir kadını kaybettiği için. Ben bu hareketi destekliyorum. Yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki favori çiftlerimizin en başında gelen Kılmer'in böyle ayrılması bizim biraz kalbimizi kırdı. Çünkü Ömer'in yaptığı bence hatalar yüzünden bunlar oluyor. Niye bunları yapıyor hala bir anlam veremiyoruz. Bu bölümde bir de dikkat çeken bir kısım Ertuğrul ve Kıvılcım arasında başlayan dostluk. Şimdi bana göre bence dostlar. Yani çok masum bir dostluk gibi geliyor aralarındaki ilişki. Bence izleyiciye de böyle yansıyor. Ama orada bence Ömer'in biraz kuşkulandığı konusunda şüphelerim var. Çünkü hem bölümde hem de tanıtımda görüyoruz ki işte Kıvılcım ve Ertuğrul hakkında bir şeyler duyunca ya da onları yan yana görünce Ömer'in bir suratı değişiyor. Sanki içine bir kurt düştü gibi. Ömer yani bir şey yap o zaman. Oldu olacak Ertuğrul'a Kıvılcım'ın nişan yüzüğünü tak Kıvılcım mutlu olsun diye. Olur mu böyle ya? Bir harekete geçmen lazım artık. Ama yani Ömer'den çok umutlu değilim. Çünkü bu bölümde de maalesef Kıvılcım'ın hastalığını söylemiyor. Ama tanıtımda şunu görüyoruz. Ömer'in yanında sevgilisi gibi davrandığı kadın Kıvılcım'a sanki bir şeyler söyleyecek gibi oluyor. İşte belki de Kıvılcım bu bölüm öğrenecek. Bilemiyorum. Meraklı olayları bekliyoruz. Bir de şimdi tabii ki bu bölüm kutlamamız gereken bir olay var. Ne? Nilay sonunda doğurdu. Nilay'ın şehzadesi Apo Junior dünyaya iniş yaptı. Nihayet gözleri aydın. Tabii ki Ünal'ların evinde bir şenlik havasına neden oldu bu durum. Nilay sonunda Abdullah Junior'ına kavuştu. Tabii ki onun doğum sonrası maceraları da bizi epeyce bir güldürdü. Önümüzdeki bölümlerde de bu maceraları kesintisiz devam edecek. Onu da heyecanla bekliyoruz. Bir de ben şimdi bir başlık açmak istiyorum. Kızılcık Şerbeti'nde Umut ve Nursema'nın gidişatı bize yeni bir bölüm açma ihtiyacını hissettirdi. Umur ile ekonomi dersleri diye. Çünkü Umut ve Nursema'nın gidişatı bizi her hafta bunları konuşmaya zorluyor. Biliyorsunuz Umut fakir çıktı.
bayağı fakirmiş yani. Biz Umut'u biraz daha hani orta halli zannediyorduk. Çünkü ne bileyim hani Kıvılcım deniz manzaralı evde oturuyor. Umut da alt katında oturuyor. Belki biraz ekonomik durumu iyidir dedik ama Umut bayağı fakir çıktı. Nursema da kıyamam onu ayak uydurmaya çalışırken birazcık böyle gerçek hayatla yüzleşti. Bu bölümde de Nursema parasını idareli kullanabilmek için pazara gitti. Ve orada da aslında fiyatların yüksekliğiyle yüzleşti. Bir de milyonluk jipiyle benzin istasyonuna girip 100 liralık benzin istedi. Hatta ilk 50 liralık istedi, sonra 100 liralık istedi ve orada da bir şaşkınlığa uğradı. Ama kıyamam, kız nereden bilsin? Hayatı boyunca hiçbir para alışverişiyle işi olmamış ki. Bilemez yani. Nursema işte et sosları alırken durum buralara geldi. Bu çifte gerçekten üzülüyorum. Bu arada elimizdeki tek mutlu çift de Umut ve Nursema kaldı. Yani Doğa ve Fatih'ten bahsetmiyorum bile. Kıvılcım Ömer de boşandı. Umarım bir an önce şu durum iyileşir, gelişir, bir şeyler olur. Umut'un ya Milli Piyango'yu kazanması ya da başka bir yol bulması gerekiyor. Çünkü tanıtımda görüyoruz ki Nursema hastalanmış. Kız resmen fakirlikten hastalanıyor. Hani gidişatları hiç iyi değil. Umut acilen bir şeyler yap. Neyse diğer konularımıza devam edelim. Gelelim bölümün final sahnesine. Fatih bayağı zeki çıktı ya. Ben buna şaşırıyorum bu arada. Kurnaz ve zeki ve hep Doğa'nın bir adım önünde. Ben buna sinirleniyorum. Yani Doğa bir şeyler yap. Şu Fatih'i bir alt et. Çünkü son bölümde biliyorsunuz Doğa hala boşanıp, daha doğrusu evlenip, boşanıp Cemre'nin velayetini alıp o evden çıkmaya çalışıyor. Yani böyle aslında zorlu bir planın içinde. Avukatı çünkü onu öyle yönlendiriyor. Ama Fatih Doğa'nın bütün planlarından haberdar. Çünkü onu takip ettirip öğrenmiş. Yani Fatih yine aslında Doğa'nın bir adım önünde. Final sahnesinde de Doğa Fatih'e yeniden evlenelim dedi. Fatih de yok gerek yok dedi. Bak şimdi. Niye? Çünkü bütün her şeyden haberdar. Doğa şok oldu tabii. Doğa o evin içinde gitgide sıkışıyor ve Fatih'in hamleleriyle aslında zorlanmaya başlıyor. Çünkü Fatih dediğim gibi hep Doğa'nın bir adım önünde. Zaten tanıtımda da görüyoruz ki Doğa avukatını kaybediyor Fatih'in yaptıkları yüzünden. Ama hala pes etmiyor. Bakalım bu savaşın sonunda kim galip gelecek? Doğa bütün bu Fatih'in oyunlarına karşı koyamayıp yelkenleri suya indirip Fatih dediğine mi gelecek? Yoksa savaşıp sonunda Cemre'yi de alıp o evden çıkacak mı? Açıkçası bunun merakıyla yaşıyoruz. Bakalım gelecek haftalarda neler olacak. Doğa ve Fatih kadar bir diğer merak ettiğimiz konu da Ömer'in hastalığı ne olacak? Kıvılcım öğrenecek mi? Ne olur artık bir şey olsun yani. Çünkü Ömer bizim sinirlerimizi germeye başladı. Şimdi ikinci tanıtımda Ertuğrul ve Kıvılcım'ı yan yana görüp böyle zor anlar yaşıyor. Hatta bir yerde işte Allah'ım ben ne yapacağım diye bir çaresizliğini görüyoruz. Yani Ömer bir şey yapmasaydı zaten bir şey yoktu. Bir şey yaptın da bunlar oldu. Hiçbir şey yapmasın evliliğin güzel güzel gidiyordu. Niye böyle şeyler yaptın? Hani bir an önce toparlaması lazım. Çünkü gerçekten işler çıkmaza girmeye başlıyor. Daha da çıkmaza girmeye başlayacak. O yüzden Ömer'in acilen bir adım atması hayatıyla ilgili bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Ve tabii ki tanıtımın final sahnesi aslında en çarpıcı kısımda. Çünkü Ömer'in şöyle bir suratı var orada. Çok şaşırıyor. Kapısı çalıyor Ömer'in. Tam böyle çaresizlikle isyan ederken tık 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 kapı. Kim o? Şey Ömer'e düşünsene Hızır geliyormuş böyle bir yazışıkla sana yardıma geldim Ömer diye. Tabii şaka öyle bir şey yok. Ama tabii ki Ömer böyle şok olduğuna göre biz de şok olacağız. Çünkü hiç beklemediğimiz bir manzarayla karşılaşacağız. Bunun cevabını ne zaman öğreneceğiz? Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde. O yüzden sakın Kızılcık Şerbeti'ni cuma kaçırmayın diyorum. Çünkü bomba gibi bir bölüm geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.